Evet dayı, sıradaki konumuz da asal çarpanlarını ayırma ve pozitif bölenleri sayısı. Şimdi birincisi, asal sayı nedir dayı? Asal sayı birden ve kendisinden başka bir şey sayıya bölünmeyen sayılara denir. Evet, asil bir sayıdır asil değil mi? Asil bir sayı. Ben bir bire bölünürüm diyor, bir de kendime bölünürüm. Evet. Başka kimseye bölünmüyorum. Bire zaten herkes bölünüyor. Evet, kendime bölünürsem de yabancıya gitmem diyor. Evet. O zaman asildir, kendisinden ve birden başka sayılara bölünmezler. En küçük asal sayımız 2'dir ve de çift olan sadece budur. İnanılmaz önemli. Evet. Ya bir asal değildir. En küçük 2 diyorsan bir asal değildir değil mi? Değildir. Veya diyelim ki -3 asal değildir. Değildir. Çünkü lafı iyi anlayacağız. En küçük asal 2'dir kardeşim. Başka. Demek negatif asal yok olur. Ve çift olup da asal olan tek adam budur. Evet. Mesela diyelim ki 10. Ya bu adam 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür, mahalledeki herkese bölünür. Evet. 4 dolayısıyla asal olabilmesi için bir adamın 1'e ve kendisine bölünecek, çift olup da asal olan sadece 2'dir ve en küçük asalımız 2'dir diyeceğiz. Örnek görelim asallardan. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve sonsuza kadar da gidiyor. 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız demişler bize. Evet. Asal çarpanlarına şöyle ayrılıyor. İşte 120'yi 2'ye böldük 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Sırasıyla gidiyor sağdaki sayılar. Evet. 2, 3, 5. 2 yani işte buraya bölünmesine göre. Evet. İstersen 3'le de başlayabilirdim burada. Evet. 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 bu asal çarpanlarına ayrılmış halidir. Evet. 72 sayısı için aşağıdaki soruları cevaplayınız demişler. 1. Pozitif bölenlerin sayısı kaçtır? Negatif bölenlerin sayısı kaçtır? Ondan sonra tam bölenlerin sayısı kaçtır? Asal bölenlerinin sayısı kaçtır? Asal olmayan pozitif bölenlerinin sayısı, asal olmayan tam bölenlerinin sayısı, tam bölenlerinin toplamı, asal olmayan tam bölenlerin toplamı gibi sorular var. Şimdi dayı, biz 72 sayısının 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi olarak asal çarpanlara ayırdık ve bunu bulduk. Zaten 8 çarpı 9'dan 72 yapıyor. Bu 2'nin küpünün, 2'nin küpü 8 değil mi dayı? Evet. Bunu bölenler kimler diye sorsam sana ne dersin bana? 1, 2, 4 ve 8. Çok güzel. 1, sonra 2. 2. Sonra 2'nin karesinden 4. 4, sonra 2'nin küpünden 8. Bak dikkat et, bu 2 üzeri 0, evet. Bu 2 üzeri 1, bu 2 üzeri 2, bu 2 üzeri 3. Buna ulaşana kadar devam ediyor devam değil mi? Ediyorum. O zaman burada da 1, 3, 3'ün karesi, evet. Yani 9. Bunun bölenleri de 1, 3 ve 9'dur. Şimdi bunlar çarpışınca bunun pozitif bölenler sayısı ortaya çıkacak. Mesela 1 ile 1 çarpışıp 1'dir değil mi? Evet. Sonra 1 ile 3 çarpışıp 3'ü elde ederiz. Evet. 1 ile 9'u çarpıp 9'u elde ederiz. 2 ile 1'i çarptık 2. 2 ile 3'ü çarptık 6. 2 ile 9'u çarptık 18. Sonra 4'ün çarpımlarını izleyelim şöyle. 8'inkileri izleyelim. Bunlar mı? Evet. Kaç kişi var burada? Burada 12 tane adam 12 tane adam var değil mi? Evet. Yani bu bölenlerin çarpımıyla bunu bölenler. Dikkat et mesela. Şu an 72 sayısı 1'e bölünür mü? Bölünür. 3'e de bölünür, 9'a da bölünür, 2'ye, 6'ya, 18'e, 72'ye, 24'e, 8'e, 36'ya, 12'ye ve 4'e bölünür. Evet. İşte bu bölünen adamlar böyle oluşuyor. Ben sınavda tabii böyle mi yapacağım? Hayır. Şimdi dikkat edersen 2'nin küpü üzerinde 3 yazıyor değil mi? Evet. Ama burada kaç adam var? 4 adam var. Burada 3'ün karesi? 3 adam var. 2 olmasına rağmen 3 adam var. Demek ki biz bunların üzerlerini birer arttırmamız gerekiyor. Evet. Niçin arttırdık? Sebebi burada. Sebebi burada. O zaman ben hemen gelip burada işte 4 tane burada var, 3 tane de burada var. 4 kere 3'ten 12 tane pozitif böleni var derim. Zaten burada 12 vardı. 4 çarpı 3'ten 12 tane pozitif bölenlerin sayısı elde edilir. Evet. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Buraya n, buraya m dersek n artı 1 çarpı m artı 1 şeklinde ifade edebiliriz. Evet. Devam edelim. Negatif bölenlerin sayısı kaçtır? Baştan haberin eksi atarım dayı. Bu 1 iken önüne eksi geldi. Eksi 1 oldu. Bir. Eksi 3 oldu. Eksi 9, eksi 2, eksi 6 derken bütün hepsi eksili. Eksi oldu. Yani 12 tane de negatif vardır. Evet. O zaman buradan çıkan sonuç negatif bölenlerin sayısı da pozitif bölenlerin sayısının aynısıdır. Aynısıdır.
Tam bölenlerin sayısı kaçtır diyor. Şimdi bir grup indi de yaşa. 12 kişi birden pozitif bölenlerin sayısı. Evet. 12 kişi birden daha indi. Negatif. Onlarda negatif bölenlerin sayısı. O zaman 12 burada var. 12 de burada var. 24. 24 tane tam bölenlerin tam sayısı var. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Pozitif bölenlerin sayısını bulup 2 ile çarptığım zaman tam bölenlerin sayısını bulurum. Bulmuş olurum. Asal bölenlerinin sayısı kaçtır? Şimdi orada 12 tane adam var ama kaçı asal bunların? Hemen bakıyorum, bir 2 geldi, bir de 3 geldi. Başka da yok. Zaten burada da kimle kim var? Yani 2 ve 3 zaten asal çarpanlarına ayrılmış. Ayırmışız. Burada gördüğümüz şu 2 ile 3 zaten onun asil adamları. Evet. Yani burası 2'nin küpü, 3'ün karesi, 5'in 7'si diye olsaydı bir de 5 olacaktı. Evet. 2, 3, 5 olacaktı ama burada sadece burada 2 var, burada 3 var. Demek 2 tane asal böleni vardır. Sonra da diyor ki asal olmayan pozitif bölenlerin sayısı kaçtır? Diğerleri asal var. Olmayan, halkımın en büyük eksikliği böyle ters cümleleri anlayamamak. Evet. Mesela ben asal olmayanı nasıl düşünmem lazım? Asallar buraya gelsin derim. Olmayan. Sonra onları sınıftan dışarıya atarım. O zaman içeride asal olmayanlar kalır. Evet. Ya bir şeyin olmayanını bulmak için önce onu bulup atmak mantıklıdır. Şimdi 12 tane pozitif bölenim geldi. Evet. Ben asal olmayan diyorum. Asallar gelsin buraya diyorum. 2 ile 3 tıpış tıpış geliyorlar. Evet. İşte şu an bunlar asal. Bunlar da asal olmayan. Evet. O zaman 12'den 2'yi çıkarttığım zaman 10 tane asal olmayan pozitif bölenlerin sayısını bulurum. Evet. O zaman genellersek pozitif bölenlerin sayısından asalları çıkarttığımızda cevabı buluruz. Evet. Devam ediyoruz. Asal olmayan tam bölenlerinin sayısı kaçtır? Yani bu sefer 24 taneden 2 tane çıkarttık. Bravo dayı. Milletin yaptığı şey şu. İşte biraz önce 12 taneden 2 tane çıkarttık, 10 tane bulduk ya. Evet. 10 tane de öbür taraftan vardır, 20 tane. Olur mu? Olmaz. Diğer tarafta -2 ile -3 asal değil. Değil. Onun için senin başta söylediğin gibi 12 tane pozitif böleni burada, 12 tane de negatif böleni burada. Asal olmayan, ben önce asalı bulacağım. Asallar gelsin buraya dedim. 2 ile 3 geldi gitti. Evet. Şuraya bakıyorum, kendini asal zanneden var mı diye. -2 ile -3 geldi. Böyle bir aradan kaçmaya, sıyırmaya çalışıyor. Evet. Oğlum siz kendinizi asal mı zannediyorsunuz? Başınızdaki ne? Yani önünüzde -2 var. En küçük asal 2'dir. Hadi yürü gidin yerinize. Hemen tekrar yerlerine gittiler. Dolayısıyla burada asal olmayan tam bölenlerin sayısı 24 tane adamdan 2 taneyi attık. Cevabımız 22 bulundu. Evet. Evet dayı. Sırada da diyor ki tam bölenlerinin toplamı kaçtır? Kaçtır. O zaman negatifler geldi, pozitifler geldi. Bir şimdi bunların aynısı. Toplamı soruluyor bize. Ters. -1 ile 1 birleşti dayı. 0. 0. 2 ile -2 birleşti. 0. 3 ile -3 birleşti. 0. Topu birden birleşsin. 0. 0. Kocaman 0. Evet. Tam bölenlerin toplamı daima 0'dır. Evet. Sayısı demiyoruz. Toplamı diyoruz. Toplamı diyoruz. Dolayısıyla 0 çıktı. Asal olmayan tam bölenlerin toplamı kaçtır diyor. Hmm. Asal olmayan tam bölenlerinin toplamı. Dayı önemli bir soru. Evet. Tam bölenler dediği için bütün herkes geldi. Evet. Asal olmayan dediği için asalları göndereceğiz. Evet. O zaman 2 gitsin. Buradan 3 gitsin. Başka gidecek var mı? Yok. Dayı buraya da eksiği unutmuşlar ha. Hani değil mi? Burada eksiği unutmuşlar. Aslında eksi olur. Neyse orada da eksinin olduğunu görüyoruz. Şimdi bakıyorum, diyorum ki 1 ile -1 birleşir 0 olur, 4 ile -4 0 olur, şuradakilerle buradakiler birleşir 0 olur. Sadece -2 ile -3'ü yok edecek, 0 edecek adamlar yok, gittiler. O zaman diğerlerin hepsi birleşti 0 oldu, -2 ile -3 kaldı. Evet. Bunların da toplamı -5 yapar. O zaman ben asal olmayan tam bölenlerin toplamını bulacağım zaman şunu bileceğim. Ya asallar bu 2 ile 3, toplayayım 5, ön eksi koyayım -5. Evet. Böyle pratik yapabilirim. Ama hayalimde şunu da düşüneceğim. Tam bölenlerin hepsi gözümün önünde. Asallar kaçtı, diğerleri duruyor. Diğerler hepsi birleşti 0 oldu. Asal kaçanların eksileri duruyor. Evet. Bunu da hayal edeceğim. Çünkü onlar götürecek asalları gönderdik zaten. Gönderdik. 120 sayısı için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Pozitif bölenlerin sayısı. Önce 120'yi bir inceleyelim. Evet. 2, 2, 2, 3, 5. Yani sayımız 2'nin küpü, 3'ün 1'i, 5'in 1'i. Evet. Pozitif bölenlerin sayısında ne yapıyordum dayı? Üstlerini birer arttırıp çarpıyorduk. Evet, bunun üstünü bir arttırırsam 4 oldu, 2 oldu, 8, 8 kere 2, 16. Aynen öyle. Üstlerini birer arttırıp çarpıyorum. 4, 2, 2 yani 16 evet. Tane pozitif bölenlerin sayısı var. Birer arttırma nedenimizi de şöyle hatırlayalım mı dayı? Hepsinin böleni 1 de olduğu için. Evet. 1, 2, 2'nin karesi, 2'nin küpü, bütün bunlar olduğu için.
Tam bölenlerin sayısı? Tam bölenlerin sayısı 16 tane pozitif böleni var. 16 tane negatif, toplamı 32 tane. Çok güzel. 32 tane. Asal olanların sayısı kaç tane? Asal olanlar zaten dayı şurada belli. 2, 3, 5, 3 tane asal böleni. 3 tane asalımız var. Dolayısıyla 3 tanedir. Asal olmayan pozitif bölenlerin sayısı? Asal olmayan pozitif bölenlerin sayısı, toplam pozitif böleni 16 taneydi. 3 tane asalı çıkarttık, 13 tane kaldı. Çok güzel. Pozitif bölenlerin sayısından asalları çıkartırız. Yani 16 tane 3 çıktı, 13 tane. Asal olmayan tam bölenlerin sayısı? Toplam 32 tane tam böleni vardı. Asal olan 3 tane var zaten. 32-3, 29 olarak. Bravo. Tam bölenlerin sayısından asalları çıkarttık. Yani 32-3'ten 29 tane. Tam bölenleri toplamı? Tam bölenlerin toplamı da şu şekilde bulabiliriz dayı. Pozitif bölenler ve negatif bölenler artılı eksili aynı sayılar olduğu için topladığımızda sıfırı buluruz. Bravo. Cevabı sıfırdı. Evet. Asal olmayan tam bölenlerin toplamı? Asal olmayan dediğine göre asalları bir yanımıza çağırırız. Yani 2-3-5. Bunları götürecek elemanlar olmayacağı için evet. Yani başlarına eksi atarız toplayıp. Yani 5-5 daha 10, başında eksi atarsak eksi 10. Yani diyorsun ki 2-3-5 kaçtı. Evet. Geri kalanlar birleşti, 0 oldu. Burada. Ama 2-3-5'i sıfırlayacak olan -2, -3, -5 sınıfta kaldı. Kaldı. O zaman toplarsak da -10 olur. Bravo. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x artı 1 sayısının asal olmayan pozitif bölenleri sayısı 28 ise x kaçtır? Şimdi asal olmayan pozitif bölenlerin sayısı diyor. Demek ki ben pozitif bölenlerini bulacağım, asalları çıkartacağım, işi bitireceğim. Evet. Sayım bu. Zaten asil çarpanlarına da ayrılmış. Pozitif bölenlerin sayısı üstlerini birer arttırıp çarpacaktım. Hemen geliyorum. Şunun üstünü bir arttırdım x artı 1, bunun üstünü bir arttırdım x artı 1 artı 1. O zaman burası da x artı 1 çarpı x artı 2. Pozitif bölenlerin sayısı bunun. Evet. Asal olanlar ise 2 ile 3, yani 2 tane. Ben pozitif bölenlerinden 2'yi çıkartırsam asal olmayan pozitif bölenlerini bulmuş olurum. Dolayısıyla x artı 1 çarpı x artı 2 eksi 2 eşittir 28. 2'yi buraya salladım. İster bu denklemi çözerim, ister burada değer veririm. Sen 4 işaretini gösteriyorsun. 4'ü koyduğumda bura 5 çarpı 6 30 oluyor. Demek ki x buradan 4 çıkar. Cevabımız 4'tür. İsteyen de buradan çarpanlarını ayırabilir. Evet. ÖSYM Başkanı onun sınav bitiminde öpmeyecek. Evet. 490 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinden kaç tanesi 14'ün katıdır? Şimdi dayı, bunu iki yolla yapacağım. Birincisi, 490 sayısını asal çarpanlarına ayırdık. 2'ye böldük, 245. 5'e böldük, 7, 7. 2 çarpı 5 çarpı 7'nin karesi. Birinci yol, 14'ün katı dediği için verilen sayıyı 14'e direkt böleceğiz. Evet, 14'e bölelim. Bir tane 2, 2'yi götürdü. Bir tane 7, 7'yi götürdü. Buradan bize 5 çarpı 7 kaldı değil mi? Evet. Oluşan bu sayının pozitif bölenleri sayısı sorumuzun cevabıdır. O zaman 1 arttırırsak 2, bunu da 1 arttırırsak 2, 2 çarpı 2'den de cevabımız 4. Yani 14'ün katı 4 tane adam varmış. Bunun ikinci yolu. 2 çarpı 5 çarpı 7'nin karesiydi değil mi sayımız? Evet. Bunun altındaki pencerede 1 ile 2 var. Bu 1, 2 onun bölenleri. Evet, bunun altında da 1 ile 5 var. 5. Bunun altında da 1, 7, 7'nin karesi var. 14'ün katı olabilmesi için bana bir tane 2, bir tane 7 lazım. Evet. Geliyorum ikiler hanesine. Bana bir tane 2 lazım diyorum. Zaten bir tane var diyorlar. Buradan bir tane. Yediler hanesine geliyorum. Bana 7 lazım diyorum. Al ister buradan al, ister buradan al diyorlar. Evet. Yani 7'nin karesi o da 7'ye bölünüyor. Evet. O zaman benim buradaki seçimim 2 tane değil mi? 2 tane. 2 ihtimal. Artık 14'ü garantilediğim için buradaki 2 adamın ikisini de alırım. Çarpı 2. Dolayısıyla cevap 4. İlk etapta bu çözüm yolu arkadaşlarımıza zor gibi gözükebilir. Allah Allah. Daha sonraki soru tiplerinde bunun ne kadar kıymetli olduğunu görecekler. Evet. Olduğuna göre A sayısının asal çarpanlarının en büyüğünün rakamları toplamı kaçtır? O zaman önce gidelim şu 45'in karesi, 54'ün karesi artı 63'ün karesi ifadesini çarpanlarına bir ayırmaya çalışalım. Ben dikkat edersem 45, 54, 63 hepsinde de bir 9 çarpanı var. Evet. Çünkü bu 9 çarpı 5'tir. Bu 9 çarpı 6'dır. Bu 9 çarpı 7'dir. O zaman üstü sayı bilgimi kullanarak diyorum ki kardeş sen 5 çarpı 9'un karesi, sen 6 çarpı 9'un karesi, sen de 7 çarpı 9'un karesi. Üstü sayı bilgim bana bunları ayırttırır. 5'in karesi 9'un karesi, 6'nın karesi 9'un karesi, 7'nin karesi 9'un karesi.
Hepsine 9'un karesi olduğunda 9'un karesi parantezine alınır. Alınır bize. Çekersem 5'in karesi kalır. Çekersem 6'nın karesi, çekersem 7'nin karesi. Biraz düzenlemeye bassam. Bu 9 3'ün karesiydi. Kareyle çarpıştı 3'ün 4'ü. Bu 25, bu 36, bu 49. Biraz toparlarsam 3 üzeri 4 çarpı 110. 110 da asal çarpanlarına ayırırsam 11 çarpı 10. Evet. 3 üzeri 4, 11 10. Hatta onu da ayırırsam 3 üzeri 4, 11, 2, 5. Tamamen asal çarpan. Adamın asal, asil adamları 3, 11, 2 ve 5. Evet. Benden istediği şey, asal çarpanlarının en büyüğünün rakamları toplamı. O asal çarpanların en büyüğü burada 11'dir. Rakamların toplamı da 2'dir deriz. Sayısının 56 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre en karşıdır. Şimdi burası önemli. En tane diyorsa ben bu kadar sıfırı nasıl ifade ederim? 2 çarpı 10 üzeri en derim. Bravo. Böyle ifade ederim. Ben 2 tane sıfır varsa onun karesi, 3 tane sıfır varsa onun küpü. 1 milyon tane sıfır varsa onun 1 milyonu kuvveti. Derim. 2 çarpı 10 üzeri en. Ama da hiç seni şu anda bu olmasa mı? Olmadı dayı. Bence burası 2 üzeri en çarpı 5 üzeri en diye ayırıyor. Sil çarpanlarına ayırma olmaz. O zaman hemen onu 2 ve 5 diye ayırdın. Üzerlerinde en var. Evet. Bu ikisi kardeş mi? Kardeştir. Bunların atomabilirdir demiştik daha. Üstlerini toplayabiliriz. Toplayacağız. O zaman 2 üzeri 1 artı en çarpı 5 üzeri en. Yani ileride üstü sayılar konusunda da bunu söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz. 2 üzeri 1 artı en 5 üzeri en. Artık asal çarpanlarına ayrılmış bizi bekliyor. Ya. Pozitif bölenlerin sayısı 56'dan olduğunu söylemişse, pozitif bölenlerin üstlerini birer artırıp çarpmak mıydı? Evet. O zaman üstlerini birer artırıp çarpmalı. 1 artı n artı 1 çarpı, bunun üstünü 1 arttırdım, n artı 1. Evet. Eşittir 56 diyeceğiz. Burası zaten n artı 2 yapar, burası da n artı 1. Burada 7 kere 8. 7 kere 8 değil mi? N'e 5 dersen uygun mudur? Uygun. Dolayısıyla burada n 6 mı? 5'i koyarsam 7 çarpı 6 olmuyor. 6'yı koyarsam 8 çarpı 7'den uygun. 6 olur. Yani isteyen çarpanlarına ayırır, isteyen burada değerini verir. Güzel. Öbür soru. 300 sayısının pozitif tam bölenlerinden kaç tanesi tek sayıdır? Bak dayı. Kaç tanesi tek sayıdır? Güzel soru değil mi? Çok güzel soru. İşte pencere mantığı güzel olur. Bunlar işe yarar. Şimdi biz penceresiz çözeceğiz ama önce. 300 asal çarpanlarına bir ayırdık. Evet. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Evet. Ben diyorum ki pozitif bölenlerini bulsam, çift bölenlerini bulsam, birbirinden çıkarsam tekleri bulur muyum? Buluruz. Bulurum. O zaman önce pozitif bölenlerini bulalım. Üstlerini birer arttırıp çarpacağım şimdi. Şimdi yapayım dayı. Üstlerini birer arttırıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 3. 18 tane pozitif böleni var. Evet. Çiftleri bulalım. Çiftleri bulmak demek 2'ye bölüp oluşanın pozitif bölenlerini bulmaktır. Evet. O zaman hemen yapalım. 2'nin karesi 3'ün 1'i 5'in karesi 2'ye böldüm. Şurayla şura sadeleşti. 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5'in karesi. Bunun pozitif bölenleri sayısı üstlerini birer arttırıp çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 yapıyor. 12 tane burada çiftler var. 18 tane pozitif böleni var. 18'den 12'yi çıkarttım ve 6 tane tek böleni vardı dedim. Uzun sürdü. Ve şunu yapmayacağız abi değil mi dayı? Bunu bulmak için 2 kere 3, 6 kere 5, 30 demeyeceğiz yani. Değil dayı, onu üstleri birer arttıracağız. Üstleri birer arttıracağız. Bunu tabii yapıyor bazı arkadaşlar. Yok, üstleri de onu yapıyorsa çift penguenleri tekrar izleriz. Penguenleri tekrar izleriz. Tabii ki. Var. 1'i bir arttırdım 2, burayı arttırdım 2, burayı bir arttırdım 3. Evet. 2, 2, 4, 4, 5, 12. Evet. Birinci yol bu. Uzun. Tekrarlayalım. Pozitif bölenler sayısını bulduk. Çift bölenlerini bulduk. Nasıl bulduk? 2'ye bölüp oluşanın pozitif bölenleri. Birbirinden çıkarttık. Tekleri bulduk. 6 tane. Şimdi ikinci yol. Sayımız buydu değil mi? 2'nin karesi, 3'ün 1'i, 5'in karesi. Evet. Altına pencereleri koyalım. 1, 2, 2'nin karesi. Bunun altındaki pencerede 1 ve 3. Bunun altında da 1, 5 ve 5'in karesi. Bana tek diyor dedim. Bu haleye geliyorum. Bana tek lazım diyorum. Abi diyorum sadece 1 var. Ben o zaman tek ihtimal. Hemen gelin 1'i yazın. Buraya geliyorum, abi biz ikimiz de tekiz diyor. İyi güzel, iki ihtimal. Üçümüz de tekiz. Güzel, üç ihtimal. Çarp, altı. Evet. Tek hareketle bitiyor. Tekleri bulup hemen çarpmak. Çok güzel bir yöntem. Evet. Onun için pencere yöntemini arkadaşlarımız severlerse çok iyi olur. Zamanla tasarruf ederler. Aynen öyle. Böylelikle dayı pozitif bölümler sayısı konusunda bitmiş oldu. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz.